Merhabalar 11. sınıf atışlar yatay atış ve ilk atışla ilgili soru çözümlerine başlıyoruz. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda V hızıyla O noktasından yatay olarak K noktasına doğru atılan bir cisim L noktasına çarpıyor. Buna göre V hızı kaç metribülü saniyedir? Bu konuyla ilgili en son maymun örneğini hatırlarsanız yani şurada bir maymun olsa ve biz bunu ateşlesek bu ateş dediğim şey de muz olsa... Yer çekimi olmasaydı bu V hızıyla ateşlediğimiz muz maymuna çarpardı. Yer çekimi varsa da çarpacak çünkü her ikisine de yer çekimi eşit oranda etkileyecektir. Ve buradaki maymun serbest düşmeye uğradığı zaman 45 metre yol alıyorsa 45 metre eşittir 1 bölü 2 g t kareden g 10 çarpı t kareden burada t eşittir 3 saniye çıkar. 3 saniyede eğer yatayda bu kadar yol almışsa bu nesne o halde yatay hız çarpı 3 bu mesafeyi verecektir. Ve burada bir üçgen var dikkat edersek. Şurası 37 derece. Sinüs 37 0,6. Yani şurası 45 metre ise sinüs 37 dediğimiz karşı bölü hipotenüs. Yani şurası 3 birim ise burası 5 birim olacak. Ve şurası da 4 birim olacak. 3'ün kaç katı? 15 katı. E 4'ün 15 katı kaç olacak? 60 metre olacak. Yani şu mesafe 60 metre. 60 metre mesafeyi V hızıyla 3 saniyede alıyorsa V hızı ne kadar olur? V hızı 20 metre bölü saniye olacaktır. Evet gelelim ikinci soruya. Bir K cismi şekildeki gibi yatayla 53 derece açı yapacak şekilde V0 50 metre bölü saniyelik hızla atıldıktan 7 saniye sonra şekildeki basamağın üzerine düşüyor. Buna göre basamağın yüksekliği H kaç metredir? Şimdi bu arkadaşın yatay ve düşey hız bileşenleri var. Düşey hız bileşenine bakarsak 50 kere sinüs 53'ten 40 metre bölü saniye olacaktır. Düşey hızı 40 metre bölü saniye idi ilk hızı. Ve son hızı 7 saniye sonra hızını 70 metre bölü saniye azaltacak. Çünkü saniyede hızı 10 metre bölü saniye azalıyor. Ve 40'tan 70'i çıkarırsak son hızı 30 metre bölü saniye olur. Ve ikisinin ortalaması yani V ortalama toplamının yarısı olacaktır. Yani 5 metre bölü saniye olur. Ve x eşittir ve ortalama çarpı t'yi kullanabileceğimizi söylemiştik. x eşittir ortalama hız çarpı geçen süre 7'den toplam 35 metre yapar. Yani şu konumdan itibaren şuraya gelene kadar yukarı doğru toplam 35 metre yol kat etmiştir. Cevabımız A seçeneği olur. Evet 3. soruya bakalım. Bir K cismi şekildeki gibi yatayla 60 derece açı yapacak şekilde ve 0-40 metre s hızla ilk olarak atılıyor ve 5 saniye sonra duvara çarpıyor. Buna göre duvarın cismin atıldığı noktaya uzaklığı kaç metredir? Şimdi bu arkadaşın yatay hızı 40 kere kosinüs 60. Kosinüs 60 1 bölü 2 olduğu için yatay hızı 20 metre bölü saniye. Ve yatayda aldığı yol yatay hızı çarpı bu havadaki geçen süredir yani duvara çarpana kadar. Ne kadar süre geçmiş? 5 saniye. 20 kere 5, 100 metre olacaktır. Gelelim dördüncü soruya. Aslında sorular çok kolay gördüğünüz gibi. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda V hızıyla O noktasından yatay olarak atılan bir cisim şekildeki yörüngeyi izliyor. Buna göre cismin düşeyde aldığı yollar oranı nedir? Şimdi yatayda aldığı yol 2x kadar yol almış şurada. 2x kadar yol aldıysa ve diğerinde de x kadar yol aldıysa yatayda aldığı yol yatay hızı çarpı zaman olacaktır. Yatay hızı da değişmediği için bu arkadaş buradan şuraya gelene kadar 2t süre geçmişse 2x kadar yol alacak. Şu noktadan bu noktaya x kadar yatayda yer değiştirmişse t ye süre yol alması gerekir. Ve düşeyde baktığımız zaman serbest düşme hareketi yapıyordu. 2t sürede h, 3h e yolu alacak ve son t sürede ise 5h e yolu alacaktır. H1 4 H ise H2 5 H olur ve oranımız 4 bölü 5 olacak. Evet gelelim 5. soruya. Şekildeki gibi duvarın üzerinden 60 metre bölü saniyelik hızla fırlatılmış bir cisim ve 8 saniye sonra yere düşüyor. Buna göre duvarın yerden yüksekliği kaç metredir? Bu arkadaşın düşey hız bileşeni 60 kere sinüs 30'dan sinüs 31 bölü 2 olduğu için 30 metre bölü saniye olacak. Bu arkadaşın ilk hızı 30 metre bölü saniye Son hızı. 8 saniyede hızı 80 metre bölü saniye azalacak. 30'dan 80'e çıkarırsak 50 metre bölü saniye olur. Ve ortalama hızı ve ortalama ikisinin toplamının yarısı olacak. Yani eksi 10 metre bölü saniye. Ve alınan yol ortalama hız çarpı zamandan bulacağımızı konu altın videosunda söylemiştik. Ortalama hız eksi 10 çarpı geçen süre 8 saniye o halde eksi 80 metre yer değiştirecek. Yani atıldığı yerden aşağıya doğru 80 metre yer değiştirmiş oldu. Yani H yüksekliği 80 metre olacaktır. Altın soruya bakalım. Şekildeki duvarın yerden yüksekliği 35 metredir. A cismi şekildeki gibi 50 metre bir saniye hız ile eğik olarak atılıyor. Cisim yatay doğrultuda kaç metre yol alarak yere çarpar? Yatay doğrultuda aldığı yol yatay hızı çarpı geçen süre olacaktır. 50 metre bir saniye hızla fırlatmışsak bu cismi Yatay hızı 50 kere kosinüs 37'den 40 metre bölü saniye olacaktır. Ve ne kadar süre geçti bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Düşey hızı ne kadar? 30 metre bölü saniye. Ve buradan fırlatıldığı, belirli bir yol aldığı ve düşeyde 35 metre yol almış. Düşeyde aldığı yol x eşittir v ortalama çarpı t'den bulunur. Düşeyde aldığı yol 35 metre ama aşağı yönde. Çünkü atıldığı yere göre eksi yönde 35 metre yol almış. Eksi 35. Eşittir. Ortalama hız. İlk hızımız V ilk eşittir. Düşeyde 30 metre bölü saniye. Son hız ne olacak? Son hız T süre geçecek. T süre geçtiği zaman hızı 10 T'ye kadar azalacak. Yani 30 eksi 10 T olacak. Ve bu ikisinin toplamının yarısı ise ortalama hızı verecektir. Yani ortalama hız 30 eksi 5 T olur. Ve yerine yazarsak 30 eksi 5 t'lik ortalama hızla t sürede eksi 35 metre yol alacak. Ve her iki tarafı da 5'e bölersek eksi 7 eşittir. 6 eksi t çarpı t olacaktır. Peki t değeri ne olursa burası eksi 7 olur. t değerini biz 7 desek şurası 7 olsa şurası da eksi 1 çıkar. Bu durumda eksi 7 olur. Yani 7 saniyede bu hareketi tamamlamış olur. Ve 40 metre bölü saniyelik yatay hızla ki yatay hızı değişmez. 7 saniye boyunca hareket ederse yatayda aldığı yol 7 kere 40'tan 280 metre olacaktır. Bu ortalama hız nereden çıktı, nasıl yapılıyor falan demeyin. Eğer konu anlatım videosunu izlememişseniz bu soruları sorarsınız. İzlemişseniz sormazsınız. Evet gelelim 7. soruya. Bir uçak yere paralel olarak 4500 metre yükseklikten 400 metre bölü saniye hız ile şekilde gibi uçmakta. Buna göre uçağa göre serbest bırakılan X cismi kaç metre bölü saniye hızla yere düşer? Hava sürtünmesi yoksa uçağa göre serbest bıraktığımız bu cisim uçakla birlikte 400 metre bölü saniye hızla hareket ettiği için yatayda 400 metre bölü hıza sahiptir yerdeki gözlemciye göre. Ve yere çarptığı anda bunun yatay hızı 400 metre bölü saniye olacaktır. Ve düşeyde 4500 metre yol almıştır. Ve h eşittir 1 bölü 2 g çarpı t kareden Buradan t'yi buluruz ve sonra hızı buluruz. Veya zamandan bağımsız hız formülünü de kullanabilirdik. İsterseniz bu sefer de onu kullanalım. Yani yere çarpma hızı düşeydeki hareket v kare eşittir 2gh yani 2 kere 10 kere h yüksekliği 4500 ve burayı 2 kere 45, 90 yapar. Şununla da çarparsak 900 çarpı 100 olacaktır. v kare 900 çarpı 100 ise V 30 kere 10'dan 300 metre bölü saniye olur. Yani düşey hızı da 300 metre bölü saniye. O halde yine hangi hızla çarpar? 400-300 Pisagor'dan bileşkesi 500 metre bölü saniye olacaktır. Evet gelelim 8. soruya. Bir futbolcunun kaleden 10 metre uzakta iken, sanırım iken olacak, kaleye doğru eğik olarak attığı top 1 saniye sonra kalenin üst direğine çarpmaktadır. Buna göre topun ilk hızı kaç metre bölü saniyedir? Şimdi bu topun kalenin direğine çarptığı andaki açısı yatay mı onu bilmiyoruz ama şöyle diyebiliriz. Yine maymun örneğine geliyoruz. Maymun ve muz örneği. Şimdi biz bu topu şöyle fırlattık. Şurada hedeflediğimiz nesne olsun ve yer çekimi olmasaydı hedeflediğimiz nesneyi burada vuracaktık ama yer çekimi olduğu için bu hedeflediğimiz nesne şuraya düştüğü anda buradan gönderdiğimiz top da yer çekim etkisiyle bu nesneyi vuracaktır. Peki bu eleman, serbest bıraktığım bu eleman bir saniye sonra buraya düşmesi gerekiyor. Çünkü top 10 metreyi bir saniyede almış. O halde şurası serbest düşmeye uğrayan bir cisim bir saniyede 5 metre yol alır. Ve şu aralık toplam 7,5 metredir. Eğer burası 7,5 metre ise ve yatayda 10 metre ise aslında burayı 7,5 her iki buçuğa ben x dersem burası aslında 3x olur. Şurası da 4x olur. Bu durumda şurası 5x olacaktır. 5x. x dediğim 2,5'tu. O halde 5x eşittir 12,5 yapacaktır. Ve yer çekimi olmasaydı bu top 12,5 metre yol alarak buraya gelecekti. Kaç saniyede? 1 saniyede. O halde bu topun fırlatılma hızı 12,5 metre bölü saniye olacaktır. Evet gelelim 9. soruya. Yerden 100 metre yükseklikten yatay olarak 40 metre bölü saniyelik hızla atılan bir cismin hız vektörü yatayla 37 derece açı yaptığında yerden 100 metreymiş. Yatayla 37 derece açı yaptığı zaman bu arkadaş geliyor şöyle gelecek. Hız vektörü bu. Ve yatayla 37 derece açı yaptığı anda hızı ne kadardır diyor. Yatay hızı değişmeyecek çünkü yatayda bir kuvvet etkisi altında değil. Yatay hızı değişmiyorsa ve 40 metre bölü saniye ise şurası 37 derece olması için Şuradaki hız değerinin ne olması lazım? 50 metre bölü saniye olması lazım. Niçin? V kere kosinüs 37 40'mış. Ve kosinüs 37 dediğimiz sinüs 53'tür. O da 0 tam da 8 yapacaktır. Hangi sayıyı 0 8 çarparsam 40 yapar? 50'yi çarparsam. Cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soruya bakalım. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 37 derecelik açıyla atılan bir cisim yatayda 60 metre yol alıyor. Buna göre cismin ilk hızı kaç metre bölü saniyedir? Yatayda 60 metre yol alıyorsa bunun yatay hızı V0 çarpı kosinüs 37 yani sinüs 53'ten 0,8 olacak. Düşey hızı ise 0 tam onda 6 ve 0 olacaktır. Şimdi bu arkadaş Şuraya çıkacak, belirli bir süre geçecek. Sonra buraya çıkacak, inecek. Ama biz bunları kullanmaktansa konu anlatım videosunda bir e, denklem çıkarmıştık. Yatayda alınan yol eşittir. V0'ın karesi bölü G çarpı sinüs 2 alfa idi hatırlarsak. Buradan sinüs 37 ve buradan sinüs 2 alfa dediğim şey aslında 2 tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa olacaktır. 60 metreyi biliyoruz. G yer çekimi ivmesini biliyoruz. Ve alfa açısı 37 dereceyi biliyoruz. O halde bir sıfırı bulabiliriz. Peki yerine yazarsak ne çıkar bakalım. 60 eşittir ve sıfırın karesi bölü g değeri 10 çarpı 2 tane sinüs 37 sıfırdan 10'da 6 çarpı kosinüs 37. Yani sinüs 53 sıfırdan 10'da 8 olacaktır. Ve şurasını biraz genişletirsek, yüzde genişletirsek ve 0'ın karesi çarpı 2 çarpı 6 çarpı 8 bölü aşağıda 1000 yapar. Ve 1000 ile de 60'ı çarparsak 60.000 eşittir. Ve 0'ın karesi çarpı 2 çarpı 6 çarpı 8 olacaktır. Şimdi şu 6 ile şunu sadeleştirirsek burada 10.000 kalır. Yani sol tarafta 10.000 bölü 8 kere 2 16 eşittir ve 0'ın karesi olacaktır. Her iki tarafın kare kökünü alırsak sol tarafta 11'in kare kökü 100, 16'nın kare kökü 4, 100 bölü 4'ten 25 çıkar. Cevabımız B seçeneği olur. Veya teker teker işlem yapıp da bulabilirdik. Ama biz bunu konu anlatım videosunda çıkarmıştık. Oradan da tekrar takip edebilirsiniz. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 53 derece açıyla atılan bir cisim yerden en fazla 80 metre yükseğe çıkabiliyor. Buna göre cismin ilk hızı kaç metre bölü saniyedir? Eğer 80 metre yükseğe çıkabiliyorsa buradan itibaren aşağı inecek. Aşağı indiği zaman düşeyde serbest düşme hareketi yapacak. Ve düşeyde serbest düşme hareketi yapıyorsa 1 bölü 2 gt kare işte olacak burası. Ve g değeri 10 ise burası 5 t kare olur. 5 t kare 80 ise t kare eşittir 16'dan t eşittir 4 saniye olacaktır. Eğer bu arkadaş 4 saniyede düşmüşse 4 saniyede çıkmıştır. O zaman düşey hızı 40 metre bölü saniye olmalı ve düşey hızı 40 metre bölü saniye ise şu açıda 53 derece ise V0 değeri 50 metre bölü saniye çıkar. Niçin? V0 kere sinüs 53 40'a eşit. Bu durumda V0 50 metre bölü saniye olur. Evet gelelim 12. soruya. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 30 derece ve 60 derece açı yapacak şekilde atılan cisimler yatay düzende eşit yol alıyor. Çünkü açılar dikkat edersek birisi 30 birisi 60. Birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açılarla fırlatılan cisimler aynı hızla fırlatılıyorsa yatayda eşit mesafe kat ederler. Buna göre H1 bölü H2 oranı kaçtır? Şimdi V0 hızıyla fırlatılırsa, yani şu hızda fırlatılırsa bunun düşey hızı V0 kere sinüs 60 yapar. V0 kere sinüs 60, kosinüs 30'dan kök 3 bölü 2. Yani kök 3 bölü 2 V0 hızıyla fırlatıldığı zaman düşeyde aldığı yol H1 artı H2 kadarmış. Ve Şurada bakarsak V0 hızıyla fırlatıldı. Bunun düşey hız bileşeni V0 kere sinüs 30 yani 1 bölü 2. 1 bölü 2 V0 hızıyla fırlatıldığı zaman düşeyde aldığı yol H2 kadar oluyor. Şimdi zamandan bağımsız hız formülünü kullanabiliriz. E, zamandan bağımsız hız formülünde V kare eşittir 2 GH vardı. O halde hızların kareleri yükseklikle orantılı olacaktır. 2G her ikisi için de aynı olduğu için. Birincisinde Kök 3 bölü 2 ve 0'ın karesi 3 bölü 4 ve 0'ın karesi olacaktır. Bu orantılıdır. H1 artı H2 ile. Diğerinde ise 1 bölü 4 ve 0'ın karesi orantılıdır. H2 ile. Bunları taraf tarafa bölersek yukarıda 3 aşağıda 1 kalır. Yani 3 eşittir. H1 artı H2 bölü H2 olur ve içleri dışarı çarpımı yaparsak 3 tane H2 eşittir H1 artı H2 ve H2'yi sol tarafa alırsak 2 tane H2 eşittir H1 olur ve buradan H1 bölü H2 değeri de 2 çıkacaktır. Evet bu testi bitirdik. Bununla ilgili 3 tane daha test var. O testlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.